Yani hak ihlalleri cezaevlerinde gerçekten yoğun bir şekilde yaşatılıyor. Çünkü hapishaneler Türkiye'de sadece mahpusları özgürlüğünden mahrum bırakan mekanlar olmaktan çıkıp pek çok hak ihlalini yeniden üreten ve mahpusların üzerinde yoğun bir baskıya neden olan, aynı zamanda hem psikolojilerini hem de vücut bütünlüklerini tahribata uğratan bir takım uygulamalar bütünü hale gelmiş durumda. Kurumumuza pek çok işkence, kötü muamele, baskılara dair başvurular yapılıyor. Ve Türkiye hapishanelerinde gittikçe artan bir tevcit sistemi mevcut. Yani sürekli artan haklardan mahrum bırakma mahpusları artı son dönemlerde, son yıllarda açılan yüksek güvenlikli ve S tipleriyle birlikte tek başlarına tutulma, günde bir saat ya da 1,5 saat havalandırmaya çıkarılma, gazete ve televizyona özellikle kendi izlemek istedikleri iktidar yanlısı olmayan yayınlara ulaşamama, kitap kotalarına sınırlama getirilmesi ki mahpusların hani hem ağır tecrit koşullarında hem de uzun yıllar süren hapislik koşullarında gerçekten dışarıyla bağlantıyı sağlayan, yani sosyalleşmeyi sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi hem gazete, dergiler ve kitaplardır, televizyondur, radyodur. Bu haklardan mahrum bıraktığınız vakit tam bir tecrite mahkum etmiş oluyorsunuz ki özellikle siyasi mahpusların bulundukları bir koşulda ailelerinden binlerce kilometre uzakta tutulmaları, bu şekilde hem ailelerinin ekonomik durumlarından kaynaklı olarak ziyarete gidemiyorlar hem de ilerlemiş yaşta olan anne babalar, hastalık durumları nedeniyle ailesiyle görüşemeyen binlerce mahpus var gerçekten. O nedenle çok büyük sıkıntılar söz konusu. Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleyle ilgili olarak bize yapılan başvurular neticesinde bizim yapmış olduğumuz pek çok başvuru var. Ancak bir cezasızlık politikası hakim. Bu cezasızlık politikasının mevcut olduğunu bize gelen başvurularda en azından infaz koruma memurlarının mahpuslara hitaplarında ya da onlarla ilgili bir diyalog girdiklerinde bize herhangi bir şey olmaz, dilediğiniz yere şikayet edebilirsiniz ve daha pek çok aslında hani ne yapılırsa yapılsın kendilerine bir dokunulmayacağını ifade eden sözler sarf ediyorlar. Bu da cezasızlık politikasının görevlere bir yansıması aslında. Kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Hani ne yaparlarsa yapsınlar herhangi bir cezai müeydeye uğramayacakları noktasında. Tabii sadece cezaevi içerisindeki infaz koruma memurları da değil, sevkler esnasında kolluk marifetiyle de pek çok hak ihlaline mahpuslar uğramakta, ayrımcılığa uğramakta, sevklerinde sıkıntılar yaşanmakta. Yani çok katmanlı bir sorun aslında hapishanede yaşayan insanların, tutulan insanların yaşadığı sıkıntılar. Bu da tabii hani hapishanelerin aslında toplumun gözünün önünden daha uzak bir noktada tutulması, insanların hapishanelerle ilgili sorunlara yakınlık duymamaları, yani hapishanede yaşayan hak ihlalleriyle toplumun arasında bir uçurum aslında inşa edilmiş durumda. O nedenle sıkıntılar artarak devam ediyor. Sivil toplum kurumları ve pek çok kurum aslında hapishanelere giremiyor. O nedenle de denetleme mekanizmaları çok eksik. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu zaman zaman cezaevi ziyaretlerini gerçekleştiriyor ama bu cezaevi ziyaretlerinde de haberli gidilmesi nedeniyle, görüşülecek insanlarla ilgili vesaire tam objektif olarak bir veri toplanma imkanı yeterli olmuyor. Ama bu kadar olmasına rağmen bile yine TEK'in vesaire cezaevlerinde yapılan hak ihlallerine dair de tespitleri var. Ancak herhangi bir şekilde düzelme mevcut değil. Gittikçe de artan bir hapishane rejimi içerisinde çok fazla ölüm yaşanıyor. Örneğin Sincan cezaevinde bir mahpusun yaşamını yitirdiğini sadece bir konuşma esnasında
duymuştuk. Ama ne bize bir başvurusu var, ne kim olduğunu biliyoruz. Bu şekilde ailelerine cenazeleri teslim edilen, ancak kayıtlara düşünmeyen, en azından sivil toplum örgütlerinin bilmediği, ceza ve tevkif evleri bunları biliyor. Ancak ceza ve tevkif evleri hapishanelerde yaşanan ölümlerle ilgili, hasta mahpuslarla ilgili ve daha pek çok aslında sorunla ilgili veri açıklamıyor. Sadece mevcut olan mahpus sayısını veriyor, yaşlarına göre kategorize ediyor ya da kapalı açık hapishanesinde bulunan mahpusların durumlarını ortaya koyan veriler açıklanıyor. Hapishanelerde yaşanan ölümler, şüpheli ölümler gerçekten çok fazla. Özellikle bu inanılmaz derecede arttı. Bu şüpheli ölümlerden bir kısmı intihar olduğu söyleniyor. Yani intihara sürüklenmesi bile mahpusun bir yaşam hakkı ihlalidir. Şüpheli ölümlerin açığa çıkarılması gerekir. Soruşturmaların açık, şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekir. Ancak ne yazık ki bunlar sağlanmıyor. O nedenle de pek işkence ve kötü muamele yok denildiği vakitte dosyasından görüntülerin vesaire sonradan çıktığına şahit olduk aslında. İşkence ve kötü muamele aslında bu görüntülerle de tespit edilmiş durumda. Hasta mahpusların yaşamlarını yitirdiklerine ne yazık ki yani 76 mahpus 35 hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yine bugünkü yapmış olduğumuz açıklamada da belirttik. 4'ü 80 yaş üzeriydi ve ağır hastaydı. Ona rağmen tahliye edilmediler ve hapishanelerde yaşamlarını yitirdiler. Biri yaklaşık 40 gün hastanede yoğun bakımda tutulmuştu. Hastanede yaşamını yitirdi. Yani gerçekten bir yaşam hakkı ihlali söz konusu. Hasta mahpuslar yaşamlarının kıyısına geldiğinde çok azı tahliye edilebiliyor. Bunlar da çok kısa bir süre sonra yaşamlarını ne yazık ki yitiriyorlar. Ağır hasta mahpuslar 3'er aylık ya da 6'şer aylık belli periyotlarla infazları erteleniyor. Örneğin bir gırtlak kanseri mahpus vardı. 3'er aylık infaz erteleme almıştı. İkinci 3 ayında ya da 3'ün evet, ikinci 3 ayında tekrar cezaevine konuldu. Şu anda metriste tutuluyor. Ve sıvıyla beslenmesi gerekiyor. Kendine bakamıyor. Bir başka ağır hasta mahpusla birlikte aynı odada gırtlak kanseri hastanın durumu daha hafif kaldı diğerinin yanında. Gırtlak kanseri olan hasta mahpus diğerine bakmak durumunda şu anda. Yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun gibi çok fazla hasta mahpus var. Yaşamlarını kaybediyorlar. Büyük bir ihlal söz konusu. Ancak bunlarla ilgili de bir soruşturma süreci yürütülmüyor. Yani bir önlenebilir şekilde ölümlerin meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan hiç kimseyle ilgili bir müeyyide ne yazık ki uygulanmıyor. İmralı Hapishanesi'nde gerçekten çok ağır bir tecrit uygulanıyor. Yani hem hukukçuların hem sivil toplum örgütlerinin hem de siyasi partilerin buna karşı bir duruşları var. Ancak ne yazık ki bu aşılamayan bir hale gelmiş durumda. İmralı'da yaşatılan ağır tecrit koşulları gerçekten şu anda Türkiye'deki pek çok cezaevine yayılmış durumda. Umut hakkı ortadan kaldırılmış durumda. Bununla ilgili AİHM tarafından verilen ihlal kararları var. Ancak bu ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ne yazık ki Türkiye tarafından uygulanmadığı için şu anda bu şekilde devam ediyor. F tip hapishanelerin protestosu nedeniyle pek çok insan yaşamını yitirdi. Bir katliam meydana geldi. Ancak bugün gelinen süreçte F tiplerinden daha ağır tecridi meydana getiren yeni hapishane modelleri inşa edildi. Yani insan hakları bağlamında daha iyi gitmesi gerekirken şu anda daha kötüye gidiyor. İktidarın ilk yani başladığı dönemde yaklaşık 59 bin olan mahpus sayısı bugün 336 binin üzerinde. Bu Aralık başı itibariyle açıklanan bir rakam bugün neredeyse 340 bine yaklaştı. Çünkü periyodik şey olarak sistematik olarak bir mahpus artışı söz konusu. Yeni hapishane modellerinde mahpuslar tekli odalarda tutuluyor. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olan mahpuslar değil sadece. Süreli hapis cezaları olan ve haklarında hiçbir iddianame hazırlanmamış olan tutuklu olarak hapishanede tutulan mahpuslar şu anda tekli yerde tutuluyor. Hani örnek vermek gerekirse basından örnek verebiliriz. Son dönemde 2,5 ay önce gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler şu anda Sincan'da
tekli yerde tutuluyor. Yani haklarında herhangi daha bir iddianame ortada değil. Bir mahkemeye çıkmış değiller. Ancak buna rağmen tek kişilik yerde tutuluyor. Günde 1,5 saat havalandırmaya çıkarılma hakları var. Onun dışında pek çok haktan mahrum bir şekilde tek başlarına tutuluyor. Ağır olan hasta mahpuslar örneğin yakın bir dönemde Kandıra F tipinden ambulans tipi araçla Ereğli'ye sevk edildi. Hasta olmasına rağmen 3 kişilik yerde tutulmasını talep etmiştik. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu gerekçesiyle hala tekli yerde tutuluyor. Diyet yemeği verilmiyor. Kendine bakabilecek bir durumda değil. Avukatı görüşe gittiğinde yürümekte güçlük çekerek avukat görüşüne geldi. Şimdi bu insan hapishanede yaşamını yitirmesi söz konusu olduğunda bunu meydana getiren durumla ilgili herhangi bir kişiyle ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyeceğinden adım gibi eminiz yani. O nedenle insanca yaşama koşulları oluşturulması toplumun tüm kesimlerinde. Ancak sadece hapishanelerde insanca yaşama koşullarının oluşturulması ya da bir reform gerçekleştirmesi değil. Türkiye'de hapsetme rejiminden vazgeçilmesi gerekiyor. Eğer bu sistemden vazgeçilemediği müddetçe hapishanelerde yapılan herhangi bir düzenleme de yeterli olmayacaktır. Çünkü hapishaneleri bugünkü yasalara göre, infaz sistemine göre, TMK'ya göre tekrar hapishanelerin doldurulması mümkün yani. O nedenle bu politikadan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avar'ın ölümünden sonra bir açıklama yapıldı. Adalet Bakanı sadece Vural Avar'ın nezdinde değil, tüm hasta mahpuslarla ilgili, Adli Tıp Kurumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Son olarak da yeni bir genelge yayınlandı. Bu genelgede herhangi bir suç tipiyle ilgili bir atıfta bulunulmuyor. Ancak Türkiye'de yapılan uygulamalar açık, ortada. İkili bir hukuk sistemi mevcut olan ve uygulanan bir Türkiye'den bahsediyoruz. O nedenle hani eşitlik ilkesinin uygulanması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi durumların mutlaka işletilmesi gerekiyor. Tüm ağır olan hasta mahpusların tahliye edilmesi gerekiyor. Yani yaşamını devam ettiremeyecek derecede hastalığı olan, sürekli hastalığı olan, ilerlemiş yaşı olan, ağır şizofren hastaları olan, çünkü bu hastaların hem kendileri için hapishanede kalmaları risk, hem de yanındaki birlikte kaldığı insanlar için risk. Tek başlarına tutulamazlar. Kendileri için bir yaşam hakkının ortadan kalkması söz konusu. Birlikte kaldığı kişilerle ilgili de yine yaşam hakkı ihlali söz konusu olabilir. Ama hastanede, tam teşekküllü hastanelerde tedavileri yapılmayıp sadece ilaçları verilerek hapishanede tutulan pek çok bu şekilde hasta mahpus var. Bunlarla ilgili de yani bir tahliye süreci yürütülmeli. Hapishanede kalamayacak durumda olan mahpusların hapishanede kalmaları onların ölümlerine neden oluyor. Yani bu da çeşitli defalar bir takım duyarlılıkların yükselmesi nezdinde yapılan çalışmalar değil. Bütün her şeyi kapsayacak bir şekilde, insancıl bir hukuk ortaya koyacak şekilde düzenleme yapılması gerekiyor.